selam. Babam için bir şeyler aldım. Çamaşır falan. Başın sağ olsun. Annen için üzüldüm. Daha çok üzüleceksiniz. Benim için değil ama kendiniz için. Simay lütfen. Kuzey'in hayatına daha fazla sorun yaratma. Daha geçen geldiğinde kardeşine sövüyordun, ne oldu? Hani Kuzey elini değdirdiği her yeri harabeye çeviriyordu? Seni de benim gibi paçavraya döndürmüştü. O gün sarhoştum. Yazık. İlk defa ağzından doğru dürüst laflar çıkmıştı. Benim tarafımdaydın. Bak, çok büyük şeyler yaşandı. Kuzey de üzgün. Annenin ölümünden kendisini sorumlu tutuyor. Tabii ki o sorumlu. Simay, lütfen hayatımızdan olaysız çık. Yeni hayat kurman da gerekirse ben de yardımcı olurum, tamam mı? Herkesin borcunu ödeyeceği günler gelecek. Annem gelinle köşkü gezdirmiş. Şimdi kulübe gidiyorlarmış. Ya gazetecilere malzeme vermek için şu düştüğümüz hale bak ya. Sakin ol. Daha ilk günden böyleysen eve taşınınca ne olacak kim bilir. Öyle olacağını biliyorduk işte. Bilmiyorum. Bu işkenceye nasıl dayanacağım bilmiyorum. Teklifim hala geçerli, taşınalım işte. Hayır. Ben kaçmayacağım. O kız defolup gidecek hayatımızdan. Benimle uğraşmak neymiş göstereceğim. İyi. Beni lütfen bu mücadelenin içinden uzak tut o zaman. Akşam yemeği hep birlikte yiyecekmişiz. Zor bir gün geçirdim ben. Eve gidip dinleneceğim. Niye? Cemre'yi Barış'ın yanında görmek canını mı acıtıyor? Ama artık bundan alışsan iyi olur. Çünkü Cemre Barış'ın karısı. Hanım, saçma saçma konuşma. Cemre konusu kapandı benim için. Ama senin için kapanmadığı için ben de huzursuzum bu durumdan. Ve öyle bir ortamda bulunmak istemiyorum. Sürekli Cemre, Cemre, Cemre. Sen de Cemre'nin derdi değil misin zaten? Onun büyük aşkı Kuzey'miş, sen değil. Kuzey onu kurtarmak için... Lan tamam, yeter. Madem öyle, Cemre'yle derdin yoksa beni yalnız yollamazsın o yemeğe. Tamam. Sen sinirlerine hakim olacaksan yanında olacağım, tamam? Beni rahatsız eden bir durum yok zaten. Bağlamıyor yani. Keşke geldiğine pişman edeceğim. Mail gelmemiş hala. Yani 100 bayinin listesini bulmak bu kadar zor mu İlhan Bey? Evet. Biliyordum. Bu kadar kısa sürede bu kadar düzgün adamı bir araya getiremeyeceğini biliyordum. Hayır hayır, mail atma, tamam, masama getir. Yollar ile bir toplantı ayarlayayım. Ersin Bey yurt dışında efendim. Telefon et sen de.